Sayın Rektörümüz, Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Araştırma Dekanımız, Sayın Araştırma Dekan Yardımcılarımız, Sayın Misafirlerimiz. 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayımızın kapanış ve değerlendirme oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanımız Sayın Doçent Doktor Gökmen Zararsız'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, kıymetli öğretim üyelerimiz. İki gün boyunca sizleri yorduk. Birçok hem sağlık, yaşam bilimleri, fen mühendislik, sosyal beşeri bilimler alanlarında farklı oturumlarda biraz bilgi bombardımanı oldu. Özellikle yoğun katılımdan dolayı süreleri de beşer dakikalarla sınırlandırmak durumunda kaldık farklı oturumlarda. Ama bu yoğun ilgi de bizleri çok memnun etti. Dünkü açılış oturumunda ülkemizin güzide üniversitelerinden 600'ün üzerinde katılımcı olması bizleri çok memnun etti. Bunun dışında sosyal bilimler tarafını özellikle önemsiyorduk. Fen mühendislik, sağlık, yaşam bilimlerindeki projeleri özellikle dün TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal Hocamızın da bahsettiği üzere özellikle hem uluslararası hem de 1004 gibi nitelikli fonlarda sosyal bilimlerin katılımı çok önemseniyor. Biz de bu çalıştayda bunu da bir tema olarak oturumlara dahil ettik. Oraya da yoğun bir ilgi oldu. Bundan çok memnunuz. Eşleştirme oturumlarını ilk defa açıkçası denedik ve nasıl olacağını bizler de çok merak ediyorduk ama gördük ki bu oturumlara da çok fazla ilgi var. Yüzlerce birebir eşleşmeler gerçekleşti. Ayrıca çalıştay sonunda sizlerden bir geri bildirim almak üzere araştırma grup liderlerimizle tekrar iletişimde olacağız ama en azından çalıştay süresince gördüğümüz üzere birçok öğretim üyesinin en az birkaç projeyi şimdiden yakaladığını düşünüyoruz. Bu da bizleri oldukça sevindirdi. Bugün yine sabah araştırma dekanlıkları, ülkemizde araştırma yönetimiyle ilgili şu an farklı modeller deneniyor, tartışıyor. Onunla ilgili yine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca davetli konuşmacılarımıza, etkinliğimize destek veren tüm sponsorlarımıza, etkinliğin var olmasına katkı sunan üst yönetimimize de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Misafirlerimize de evlerine sağ salim varmalarını temenni ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar. Değerli konuşmalarından dolayı Araştırma Dekanımız Sayın Doçent Doktor Gökmen Zararsız'a teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum. Evet, öncelikle ben de hazuruna saygılar sunmak istiyorum. Gökmen hocamızın açıklayıcı konuşmasından dolayı da ben de kendisine teşekkür ediyorum. Tabii bu toplantılar hep ben şöyle tanımlarım. Bir noktaya kadar bir heyecan yapıyor, sinerji oluşturuyoruz ve bu etki altında böyle ciddi bir motivasyon ve kafamızda şunları yapacağım anlamında maddeleri sıralıyoruz. Sonra ayrılıyoruz. Ayrılınca bulutlar tamamıyla dağılıyor, onu söyleyeyim. Onun için ben bu süreçlerde genellikle çalıştaylarda devamında odak toplantılarının yapılmasından yanayım. Çünkü şunu ifade edeyim, biz bu toplantıyı gerçekleştirirken özellikle ülkemiz için neler yapacağımız anlamında yaklaştığımızı, üniversite olarak bir kere biz Erciyes Üniversitesi olarak neler yapabiliriz diye yaklaştık ve bizim beklentimiz seviyesinde bir sonucu görebiliyoruz.
Dün toplantılar, paralel oturumlar oldu. Bugün devam etti. Ben sabahki toplantıdan da mesela çok etkilendim. Araştırma dekanlarının sunumları, birbiriyle bilgi paylaşımları bana sorarsanız çok değerliydi. Ve doğaçlama bir şekilde bir sonrakini de Düzce Üniversitesi olarak biz yapalım dedi Sayın Edil Bektürk'üm. Ve bu şekilde sanki bu toplantılar adeta bir yakılmış meşale gibi düzenli olarak bundan sonra her yıl yapılacak noktasına dönmüş oldu. Eğer çorbada tuzumuz olmuşsa ne mutlu bize, öyle düşünüyorum. Çünkü bu süreçleri Çalıştay'dan odak toplantılara çevirebilmemiz çok kıymetli olacak. Odaktan kastım, tabii ki paralel oturumlarla bu toplantıları gerçekleştirdik ama bir masa etrafında toplanabilmenin de ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. O paylaşım içerisinde olacağınızı da tahmin ediyorum. Özellikle sosyal çalışmalar olarak ifadeler kullanıldı. Multidisipliner olarak gerçekten o alanların yaptığı araştırmaların da bizim için çok değeri ve kıymeti var. Biz özellikle eğitim fakültesinde, edebiyat fakültesinde ve ilahiyat fakültemizde bu alanlarda disiplinler arası çalışmayı nasıl gerçekleştiririz gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Çok kolay olmuyor ama beklemediğimiz olumlu gelişmeleri de görmeye başladık. Bu da bizi mutlu ediyor. Onun için sizlerden isteğim, gerçekten dün TÜBİTAK Başkanım'la da toplantı sonrası yazışma trafiğimiz devam etti sağ olsun başkanımızla. O da yapılan çalışmadan, toplantı süreçlerinden memnuniyetini ifade etti. Biz bu süreçleri artırarak devam etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de tabii ki üniversite olarak bundan sonraki süreçlerde de bizim özellikle araştırma bütçelerini, araştırma fonlarını artırmamız gerekiyor. Kendi öz değerlendirmemizi sizin huzurunuzda yapmak istiyorum ben açık dillilikle. Bunu yaparken de özellikle yapılacak araştırmalardaki fonlara desteklerimizi artırabilirsek o zaman daha etkili sonuçlar alınması da kaçınılmaz olacaktır. Bir sonrası ise gündemimizde olan ARGE'de belirli bir seviyeyi yakalamış durumda olan Erciyes Üniversitesi'nin ÜRGE süreçlerine girmesi için de görüşmelerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda da paydaşlarımızla ziyaretler gerçekleştirip özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'deki üniversitelerle ya da bu manada etkin araştırmalar yapan vakıf üniversitelerimizle bir araya gelmek suretiyle biz bunları tartışmaya ve bunları bir protokole bağlayıp imzaladıktan sonra bir daha birbirimizi görmeyecek şekilde değil, protokolden sonrası protokol icablarını yerine getirecek şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Ben bundan sonraki toplantılarda bu süreçleri hep beraber grafiksel olarak artırmak bir tarafa, siz değerli paydaşlarımızın da bu noktada etkin sonuçlar alacağını ve bu sonuçları sizden anlattığınızda bizleri de keyifli bir şekilde dinleyeceğimiz günlerin çok yakın olduğunu ifade ederekten lütfen bireysel çalışmalar bir noktaya kadardır. Beraber yapılan çalışmalar çok güçlü kılmaktadır. Onun için arzum, isteğim burada yakalamış olduğunuz sinerjiyi ayrıldıktan sonra da kesinlikle bir araya gelmek, sonuçta illa yüz yüze toplantılar olmayabilir, online olarak toplantılar yapılabilir, illa Türkiye'den değil yurt dışında araştırmacılarla da bir araya gelmenizi ben canı gönülden arzu ediyorum. İki günlük süreçte umarım Kayseri'yi sizlere de biraz tanıtabildik. Onun da bizim açımızdan kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Lütfen bizleri unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun.
Değerli konuşmalarından dolayı rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer konuklarımız, çalıştayımız burada sona ermektedir. Ayrılmadan önce bir toplu fotoğraf için sizleri kürsüye davet ediyorum.